Selamlar arkadaşlar. Bütün iddialar gerçekleştiriliyor serimizin yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Bakalım bu bölümümüzde iddialar gerçekleştirilebilmiş mi, gerçekleştirilememiş mi? Hep beraber göreceğiz. Haydi geçelim iddialara. Evet arkadaşlar, gelelim iddialarımızdan birine. Bu arkadaşımız Fiz ile 1 ve 3 atarım demiş. Fiz'le şimdiye kadar VS atan olduğumu hatırlamıyorum. Çok VS attırdık. Bakalım bu arkadaşımız Fizz'de 1 ve 3 alabilecek mi? Karşısında Veigar, Lee Sin ve Yasuo var. Yine bir Yasuo var ortamda. Haydi bakalım, hayırlısı diyorum. Ya direkt karşı tarafın 6 level kombosunu düşünüyorum ben genelde bu tarz mücadelelerde. 6 level kombosu yani Lee ve Yasuo konusunda sıkıntı. Hani tekmeyi atınca Yasuo ultiyi atar. Bayağı hasar vurur. E tabi Fizz'in orada yapacağı oyunlar nasıl etkiler ama şu ikilinin kombosu tehlikeli gibi duruyor bakalım. Ne güzel E attı oradan. Yakalanmaz dedim ama E'ye de gerek yoktu gerçi de. Yine yakalandı oradaki duvara. Altı level olduğunda Veigar aradan çıkartabilir aslında. Eğer burada durursa Veigar hala. Gerçi full hasar yetmeyebilir. Veigar'ın manası yok diye bunu düşündüm hani stunlanmaz hesabı ama buradan 6 level olduğunda bir girse bir denese en azından hasarını görürüz. Şimdi 6 level oldu. Bakalım birine girecek mi burada Fizz? Bence bir denemesi lazım. En azından bakalım hangisine. Bence burada en mantıklı hedef Veigar olur. Kaçışı da yok. Bence atsın ultiyi Veigar'a girsin. Hazır şurada öne çıkmış girişti ama manası da geldi Veigar'ın artık. Bir de Veigar bayağı yaklaşıyor aslında. Burada şurada bir denese. Yalnız 6 level olana kadar Fizz hiçbir atak yapmadı. Şu anda bunun çok mantıklı olabileceğini düşünmüyorum. Yalnız karşı taraf 6 level olduktan sonra sıkıntıları başlayacak. Fizz'in harekete geçmesi şart. Deneyim puanı yarılara gelmiş. Birazdan 6 level olacak hepsi. Bir de base de atmadı, hiç item de almadı. Yakalandı burada. Hepsi birden abandı arkadaşlar. Tamam, en azından %15-20 canı gitti, kurtardı burada. Hepsi 6 level oldu. Base atıyorlar galiba. Yok, diğer ikisi atamadı. Ulti kullandı bu arada Fizz. Duvarı açtı. Veigar sıçrasıyla kaçtı. Gördünüz mü arkadaşlar? Yani bu olayı daha önceden yapsa Veigar'a bu sadece ultisiyle gelen hasar. Yani bunun arkasına tutuşturu koy, W'yu koy, Q'yu koy. Her türlü Veigar aradan çıkartırdı ve şimdiye kadar bunu yapmadı. E bakalım şimdi onlar geri geldiğinde ne olacak? Bir de item ne alacak? Bakalım eşya ne tercihinde bulunacak? Göreceğiz. Pırıltı ve ruh yeli tercihinde bulundu arkadaşlar Fizz. Bakalım bu malzemelerle neler yapabilecek hep beraber görelim. Bu arada 6 level oldu hepsi. Ya yani bir 30 saniyesi var ultisine Fizz'in. Mesela artık Veigar'dan çıkartır çok rahat şu anda. Aman yakalanmaması lazım. Güzel. Q ile girip E ile kaçsa en azından hasar vursa birazcık daha güzel olur. 10 level oldu yalnız. Level'ı çok iyi. Lee Sin girdi. Sıçra ulti attı. Yasuo'nun da ultisiyle karşıladı arkadaşlar. Olacak olan buydu. Bundan bahsediyordum işte. Veigar'ın E'sine yakalandı. Lee Sin girdi. Sıçra ulti. Yasuo da ulti atar ve çıkartır. Arkadaşlar bu VS'lerde oynadığınızda 6 level'a kadar birilerini mutlaka aradan çıkartmaya çalışın. Yoksa başaramıyorsunuz. Yani yapmanız gereken eğer late game karakteri aldıysanız okey bekleyin ama late'te adamların gücü daha da artıyor. Ultileriyle birlikte sıkıntı yaşıyorsunuz. O yüzden 6 level olmadan birilerini aradan çıkartırsanız hepiniz için iyi olur. Evet arkadaşlar,
Geldik bir başka iddiamıza. MS Only Shoot kardeşimiz Yasuo ile 1v3 atarım demiş. Yasuo ile çok fazla iddia var arkadaşlar. Hani mümkün olduğunca daha az videolara dahil etmeye çalışıyorum farklı karakterlerden görmek için. Hani bunun Yasuo iddiası çok fazla olduğu için hani iki videoda bir falan Yasuo oynayan arkadaşlarımızdan da iddiaları alacağım tabii ki. Bakalım bu seferki Yasuo arkadaşımız 3 kişiye karşı kazanabilecek mi? Hep beraber göreceğiz arkadaşlar. Karşısına da Fizz, Zed ve Yasuo alınmış. Vallahi artık şu adamların karşısına Zed, Yasuo almayın gençler, gözünüzü seveyim. Bu arada bu VS'yi yine Yusufcan kardeşim Lolpit VS hesabından attırdığı için ben bilmiyorum yani hani kim ne karakter alıyor. Ben genelde VS'leri attırırken söylüyorum. Yusufcan da artık söyler. Mümkün olduğunca şu tarafa, karşı tarafa Zed ve Yasuo alınmazsa güzel olur diye düşünüyorum. Farklı karakterlerle de iddialar atarsanız güzel olur arkadaşlar. Onlardan da seçmemiz hoş olur. Fize bayağı hasar vurdu. Güzel. Elinden geldiğince hasarını verdi. Altı level olduklarında kırmızı tarafın Yasuo'nun sıkıntısı büyük olabilecek. Çünkü Fizz'in ultisi, Zed'in ultisi. Bir de Fizz'in ultisi tutarsa Yasuo da ulti atabilecek. Yani 6 level'a kadar dayanırlarsa eğer çok rahat Yasuo'yu alırlar diye düşünüyorum. Bakacağız. Bak Fizz kule altı girdi şu anda. Neyse ki hasar almadı. Alır zannettim ben açıkçası. Fizz birazcık fütursuz giriyor kule altında. Fizz'den yine aynı hamle yalnız. Ama kuleden tek hasarını yedi. 6 level oldu Yasuo. Girecek gibi yalnız. Bayağı atar yaptı. Ama geri çekildi. 3 level aslında bence alır ha. Girse şu anda alır. Girdi aralarına çıktı. Bayağı hasar aldı. Alamazmış arkadaşlar. Ben şimdi aldığı hasarı görünce yani hepsini şu anda alması çok kolay gibi gözükmüyor. Yasuo'muz 7 level. Bayağı hasar aldı burada. Tutuşturu kullandılar. Fizz şu an fütursuzca giriyor. Canı çok az, Fizz ölecek. Çok güzel tutturdu E'yi. Bariyerini de kullandı. Tutuştur kullandı karşı Yasuo. Yalnız Yasuo ölecek. Yasuo şu an ölüyor. Ve öldü. Bizim Yasuo'nun canı çok az. Tutuşturu bariyeri kullandılar. Çok iyi kaçtı onlardan. E'sini, hortumunu çok güzel tutturdu Fizz'e. Ölmedi. Maalesef Yasuo'yu kaybettik. Bu kule altı savaşından güzel çıktı Yasuo. Evet, Yasuo ile Fizz maalesef kule altı dalışında yanlış oynadıkları için ikisi de öldü arkadaşlar. Bakalım MS Only Shoot iddiasını gerçekleştirebilecek mi? Çılgın 1 ve 3, 5, 2 yaparım diyenlerden biri olabilecek mi? Gerçekleştirebilecek mi? Hep beraber göreceğiz. Şu an 8'e 5 level. Yasuo bu noktadan sonra rahat olur diye düşünüyorum. Zed'in ultisi geldi bu arada. Bakalım ne yapacak. Zed'de dişli kama artı 2 uzun kılıç. Yasuo'da da coşku var. Tutturdu ortumu. Yasuo bayağı girdi. Ultisini de kullanır şimdi. Kullandı. Zed de ultiyi kullandı. Bariyeri kullandı Zed. Yalnız Yasuo üstüne gitti. Çok güzel kilini aldı Yasuo. 1v3 iddiasını gerçekleştirdi arkadaşlar. Yasuo'ya RP'sini vereceğiz kardeşimize. Teşekkür ediyorum bütün katılan arkadaşlarımıza. Vallahi helal olsun diyorum. Tamam, kule altı birazcık yanlış girdiler ama yapacak bir şey yok. Orada Yasuo çok az canla kurtulabildi ölmeden. Dolayısıyla RP'sini hak etti bu kardeşimiz. Biz geçelim başka bir iddiaya. Bu arada bir önceki iddialar bölümünden İddiasını gerçekleştiren Sarberius kardeşimizi de oyundan ekledim. Ona da RP'sini verdim. Güle güle kullansın inşallah. MS Only Shoot kardeşimizi de ekledim şimdi. Ona da RP'sini vereceğim. O da açık olduğunda onun da RP'sini verdikten sonra bir sonraki bölümde onun da videosunu atarım arkadaşlar. Mentoment arkadaşımız Zed ile 1v4 atarım demiş. Biliyorsunuz ki Zed ve Yasuo çılgın pikler. Umarım alabilir bu maçı. Şuradan hemen manuel kameraya geçelim. Bu arada
Yürüyen Base kendine kanal açtı arkadaşlar. Onun da linkini aşağıda vereceğim. Vadenin desteği Yürüyen Base YouTube'a geldi arkadaşlar. Çok efsane bir tanıtım videosu yapmış kendisi. Onu bir izleyin derim. Gerçekten güzel olmuş. Hemen bakalım. Zed uzun kılıç almış. Artı 3 tane de can iksiri almış. Karşı tarafta Fizz tabii ki sürekli olarak şeklini gösteriyor. Evet, Lee de kendini gösterdi. Zed'in bu noktada yapması gereken 6 level olduğunda tek tek avlamak. Bakalım onu yapabilecek mi? İyi dürtüyor karşı taraf gerçi. Zed çok hasar aldı yalnız burada. Tehlikeli işler yapıyor. Azir de güzel hasar aldı yalnız kuleden. Lee şu her Q'yu tutturduğunda içimde bir endişe. Acaba dalacak mı diye. Yine kule altında bayağı hasar vurdular. Kuleye abandılar bu esnada yalnız. Kuleyi bir an önce almak istiyorlar. En azından maddi olarak biraz düzenlensin bu tarafın gücü. Ne bileyim, Zerat'a falan girse ya da Lee'ye daha mantıklı olur. Bak bayağı hasar vurdu. 6 level olsun ve girsin. Zed'den istediğimiz bu. Biraz daha sabretsin burada. Altı level oldu. Bence burada enerjisi full geldiğinde yetenekleriyle beraber girmeli. Bekletirse sıkıntı yaşar. Bak Zed Fize vurdu ultiyi ama Fizz'in canı çok az. Bir tane de otomatik atak yapsaydı çok iyiydi. O zaman onu öldürebilirdi. Bu yüzden Fize atmasın dedim ultiyi. Çünkü Fizz basacak E'sini. Hedef alınamaz olacak. Zarar vuramayacak. Boşuna gitti ulti. Lee yalnız girdi. Çılgın çocuk. Haydi Zed. Bayağı hasar vurdu ama geri fites. Azir'den flash geldi ama hiçbir şey yapamadım. Manası yok. Azir'den manasız bir atar oldu bu. Level olarak da bayağı avantajı var aslında. Savaş çekicini almış. Envanterini. Ultiyi kullandı Lee'nin üstünde. Ama Lee kaçtı. Zerat orada onu stunladı. Yalnız Lee Q'yu tutturdu. Tutuşturdu. Kullandılar ve maalesef Zed'i kaybettik arkadaşlar. Burada çok hatalı oynadı Zed. Yani Fizz yerine bir önceki ultide Lee'yi atsaydı çok daha iyi olurdu. Yanlış oynadı. Maalesef Zed kardeşimize RP'sini veremedik. Teşekkür ediyoruz.